Tek şey var dünyada, sistem var, diplomasi de daha doğrusu, nasıl diplomat yetiştirilir? Ve de az önce senin söylediğin şey var, ya bizim Merve'nin kızını işte neredeydi, Tanzanya'da mıydı? Tanzanya'ya gönderelim, işte onun oğlu oraya, sanıyorum Esenler Belediye Başkanı'nın abisi, kardeşimine Katar Var. Büyükelçisiydi. Hala var. Çok ya, çok yer var artık. Yani Evet, Katar'da, evet. Körfez ülkelerinden, Malezya'dan, Rusya, işte Afrika, Avrupa var. Çok yerlerde Yani artık Türk ciddiye adam var. almazsanız o yerleri, o makamları, sonuçta işte böyle bir gece boyunca susar kalırsınız. Söyleyecek laf da Ya bak. bulamazsınız. Hani konumuz değil ama Egemen Bağış şeye atandığında, büyükelçi olarak Pra. atandığında Prag'da. Ben o zaman Şam'daydım ve yani Çeklerin Şam'daki büyükelçisi bir kadın. Türkçeyi de biliyor, Arapçayı da biliyor. Altı dil biliyor kadın. Altı dil. Şimdi bir yerde sohbet ediyoruz. Bu haberi duymuş. Yani Egemen Bağış büyükelçi oldu Prag'da diye. Tabii dosyasını da biliyor. Bana dedi ki gerçek mi o haber dedi. Dedim sen Şaka duyduğuna göre gerçek. zannetmiştir. Şaka, valla şaka zannediyor. Dedi nasıl olur ya dedi bunun dosyası bayağı kabarık dedi. Dedim benim sorunum değil ki Allah Allah. Sen dedim senin ülkendeki Dışişleri Evet. Bakanlığı ya da hükümet ya kabul eder ya etmez. Yani onun sorunu bizim sorunumuz değil ki dedi. Nasıl atıyor bunu dedi Ha, Cumhurbaşkanı, Türkiye'deki mesele orada. Cumhurbaşkanı. Ben de dedim ki arkadaşı falan yani ne yapayım şimdi orada oturup da şey konusuna girecek halim yok. Yabancı bir büyükelçiyle. Şaşırdı. Gerçekten şaşırdı. Yani şaka taraflı değil. Ciddi bir şekilde şok oldu Ya kadın. birkaç hafta önce bir haber vardı. Bu Karabük Üniversitesi ile ilgili çok tartışmalar çıktı. Çok spekülasyonlar da yapıldı. Ama gerçekler de elbette var. Örneğin Mimarlık Fakültesi'ne ilahiyat mezunu bir hoca atamışlar dekanlığa. Ya ben Ya niye anlamam din ki adam? diyor, ben diyor anlamam diyor. Adamın röportajını da izledim ben şeyde. Ben diyor ne anlayayım ya diyor mimarlıktan şeyden diyor. Git, koydular diyor. Sonra da zaten istifa Ya etti adam. onu bırak ya din adamları atadılar. Hiç yabancı dil bilmiyor ve yabancı dil bilmediği için onun yanına da bir de tercüman atadılar ve tercümana da para verdiler. Evet. Bir Avrupa ülkesinde, Almanya mı da, Ve Avusturya mı da, binlerce neredeydi, bir dolar yerdeydi. veriliyor. Yani bu ne olacak ki? E Ya bırak ya şeyde o Somalı tekmeci. oralara girersek çıkamayız. Yani Tabii, bu tabii, 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 tabii. iktidarın bu konudaki Ama yani bir beceriksizliği. liyakat meselesi dünyanın her yerinde çok önemli bir konu. Pek çok ciddi ülkelerin çok ciddiye aldıkları bir konu. Yani bir de Ya ülkenin mahcup olması var, ülkenin rezil olması var bazı yerlerde. şimdi yalnız liyakat meselesi değil. Geçen de konuştuk mu konuşmadık mı bilmiyorum. Yani şimdi düşün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan aşağı yukarı 2010 miydi Hakan Fidan'ın mitin başına getirildi. Ta işte geçen yıla kadar Hakan Fidan kimse sesinin tonunu bile bilmiyordu biliyorsun. Mitin başkanıydı. Evet. Görevi nedeniyle öyle. Çok da az Şimdi dolayısıyla konuşurdu, evet. şimdi birdenbire Hakan Fidan'ı mitin başından alıp getiriyorsun. Dışişleri Bakanlığı yapıyorsun. Evet. Yani niye bunu yapıyorsun? Yani şimdi bu benim sorum değil. Bu uluslararası diplomasinin ve başkentlerdeki siyasal çevrelerin sorusudur bu. Evet. Bu böyledir. Bu böyledir. Şimdi Aslında az İbrahim önce Kalın. diplomatlarla ilgili söylediğin şey bakanlarla da ilgili. Yani diplomatlarda ne kadar dikkatli olunacaksa Dışişleri Bakanı Evet. yapılan kişi de çok özel seçilmiş olmalı. Ya öyle o zaman gelelim Murat Kurum'a. Madem ki uzak kalalım o zaman bu ortamdan. Yani Murat Kurum'un bir bakan olarak neler yaptığını, ya daha doğrusu kötü şeyler yaptığını hadi öyle diyelim. Sonra sen getiriyorsun Murat Kurum'u İstanbul'a aday gösteriyorsun. Ben hani söyledim ya 2 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı yani Sayın Kurum'dan başka böyle karizmatik, yakışıklı falan işin esprisindeyiz. Temiz, Yok şeffaf muydu diye. bir adam bulamadınız mı koskoca AKP'de? Sormuştum bunu biliyorsun. Evet, Aynı evet, şekilde evet. Ankara'daki beyefendi için de sormuştum. Yani bilmiyor muydu Sayın Cumhurbaşkanı beyefendinin Ankara'daki adayımızın geçmişini Toki'deki geçmişini. Evet, Tokyo'daki evet. yani evleri, hamamları, arsalarını bilmiyor muydu? Ha, Niye böyle bir aday? Turgut Bey söylüyorsunuz. Evet, Turgut Bey söylüyor. Evet, evet, Niye evet. böyle yapıyorsun? Yani hani liyakat dediğin için aklıma o geldi.
Şimdi daldan dala atlıyoruz. Nasılsa pazar günü sohbet öyle devam ediyor. Tatilin son günü. Yollarda şu anda perişan olan vatandaşlarımız var. Bir yerden bir yere 8 saate. Dün akşam bizim bir arkadaş diyor ki ya Tekirdağ'dan şeye İstanbul'a 8 saatte geldim. Of, of 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 of. Vallahi felaket trafik var. Onu şimdi de şu anda da büyük ihtimalle ertede, yani bizi YouTube'dan izleyenler için söylüyorum. Yani onun için derdimiz büyük. Yani derdimiz oraya mı bakacağız? İran'a mı bakarız? Türkiye'ye mi bakarız? Şuna mı bakarız? Buna mı bakarız? Ama şu %100 gerçektir. Türkiye'nin bütün sorunlarının kaynağı, bak Türkiye'nin bütün sorunlarının kaynağı dış politika başarısızlıklarıdır. %100. Yani Suriye olayında Özgür Suriye ordusundan tuttur da IŞİD, Nusra, Libya, aklınıza gelen Irak, PKK, PYD, YPG, Rusya, Ukrayna ne varsa buradaki başarısızlıklar bazen göreceli başarılar, göreceli kısa süreli başarılarının getirdiği yük Türkiye için. Yük, ekonomik yük, siyasal yük, psikolojik yük, askeri yük. Bizim yaşadığımız bütün sorunların nedenidir diyelim. Şimdi Haldun Solmaz Türk'le de dün akşam bağlandığımızda bu olayları konuşurken o da benzer bir ifadeyi şöyle kullanmıştı. Bu bölgede dış politika genellikle iç politikaya yöneliktir. Yani onu düzenlemek için dış politika düzenlenir. İç politikada mesafe almak için, iç politikada kullanmak için bir malzemedir dış politika demişti. Ki bizde bu fazlasıyla egemen. Fazlasıyla değil. Neredeyse bir tek o kaynaklı bizde. Yani Türkiye'de her seçim kampanyasında biliyorsun Allah 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 hem içe hem dışa mehter takımını almışız arkamıza gidiyoruz. Ya Amerika'ya gidiyoruz, ya İsrail'e gidiyoruz, ya Hollanda'ya bombalayacağız, ya İngiltere'ye. Bir gece ansızın gidiyoruz. Bir gece ansızın gidiyoruz. Gidiyoruz da gidemiyoruz tabii. Şimdi gidiyorsun da her gittiğinde bir bataklığa saplanıyorsun ve geri gelemiyorsun. Her gittiğin yerde. Bundan sonra herhalde bir gece ansızın gelebilirim demeyecektir. Bu çünkü artık kullanıldı, bu yapıldı. Eskidi. Ya belki şu denilebilir. Yani o zaman belki diyecekler ki git işte bak İran nasıl gitti diyecekler. Evet onu demeyecekler ama şunu diyebilirler. Bir gece ansızın geri gelebilirim. Anlamındadır. Gittiğimiz yani, yerden geri dönmek olur diye düşünüyorum. Ya keşke bunlar olmasa. Şimdi bazıları diyecek ki yani troller, mroller arkadaşlar. Ya işte bakın işte bizi küçümsüyorlar filan Türkiye'yi. Keşke Türkiye bu bölgenin ben yüzlerce milyon kez söyledim. Her zaman söylerim. Türkiye bu coğrafyanın en önemli ülkesi. En önemli ülkesi. Bak İran kadar Türkiye'de çok önemli bir ülke. Mısır kadar Türkiye'de çok önemli bir ülke. Dolayısıyla keşke bu böyle olmasaydı. Yani Türkiye ile İran Suriye'de kavga ettiler. Esad devireceğim dedi Türkiye. Öbürü de Esad'a sahip çıktı. Ya niye kavga ediyorsunuz kardeşim orada? Yani 2011 öncesinde Esad Erdoğan'la Bodrum'da burada tatil yapıyorlar. Allah aşkına, Peygamber aşkına, Peygamber sevgisi. Ne oldu ya? Ne oldu yani? Niye kavga ettiniz? Ne oldu? Değil mi? Bunu anlatın değil mi? Bize. Değil ne mi? Oldu? Niye kardeş geçinme varken Türkiye-Suriye sınırı vize kalkmış, sınır kalkmış. Sınır kalkmış. Ortak Bakanlar Kurulu kurulmuş. İki ülke birleşmek üzere idi. Ben biliyorum o işin içindeydim. Bütün sırlarını biliyorum. Niye bunu yaptın abi? Ne yani? Büyük hayaller, büyük işte İstanbul başkent olacak, halife gelecek, sultan gidecek. Nedir bu ya? Nedir ya 21. yüzyılda yaşıyoruz? Ne, hangi komik şeylerle uğraşıyoruz? Neyi konuşuyoruz? Evet. Ama yani bedeli var. Hani konuşmak güzel. Hani konuşalım. İstediğimiz kadar. Ben sen konuşabiliriz. Biz gazeteciyiz. Ama siyasetçiler konuşamaz. Ama dönemsel olarak mutlaka bir gündemi oluyor Türkiye'nin. Yani gündem üzerinden, oluşturulmuş yapay bir gündem üzerinden konuşuyoruz her şeyi üstelik. Ya bak belki buna bazıları kızabilir. Yani ben şimdi devrimden bir iki ay sonra ben İran'a gitmiştim. Sen de dedin ya İranlıların böyle geleneksel bir sakin politika, diplomatik böyle kurnazca, akıllıca istediğin kelimeyi. Ama ağırbaşlı. Böyle ilginç. Evet, hepsi ciddidir. Böyle bağırıp çağırmaları yok. Vururuz, keseriz, beçeriz, vururuz, gideriz, geliriz, ansızın gideriz, ansızın geliriz. Ben görmedim İran. Ne medyasında ne liderlerinin birçoğunu tanıyordum yani son şeye kadar. Şimdi dolayısıyla yani biz de aynısını yapabilirdik ya. Ne gerek var abi? Yani rahmetli Özal olayında olduğu gibi Irak-İran savaşı olduğunda
Kardeşim dedi ben tarafsızım, ben ilgilendirmez. Yani birisi Arap, Irak, birisi Pers. Bunlar kavga ediyor. İkisi de benim komşum. Evet. Yani Türkiye. İkisiyle ilişkilerini sürdürdü, ikisiyle ticaretiyle sürdürdü. Arabuluculuk da yaptığı savaşı durdurmak için. Çok iyi gidiyordu. Fakat savaş bittiğinde tabii Amerikalılar devreye giriyor. Kandırıyorlar Özal'ı. İşte diyorlar ki ya bak işte Saddam Hüseyin yenildi, mahvoldu, bilmem ne oldu. İşte biz de sana çekiç gücü gönderelim bu Irak Kuvvet Savaşı sırasında. Sen de Kuzey Irak'ı al. Evet. Bu da hoşuna gitti. Düşünsene Musul meselesi olduğu için. Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'a talimat veriyor biliyorsun. Gir diyor, al diyor Musul'u diyor. O da diyor ki efendim diyor Mustafa Kemal'in bize talimatı var. Yani biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Yani bizim böyle hadi gir al diye bir şeyimiz yok. Kendi sınırlarımızda egemen bir ülke olarak falan filan. Ve ondan sonra tabii görevden alıyor Torumtay'ı. Yani istifaya zorluyor daha doğrusu. Şimdi bu gelgitler, bu yanlış kararlar sonuçta 50 yıl sonra Türkiye'ye geldiğimiz noktaya bakar mısın ya? Toplum olarak çürümüşüz. Toplum olarak çürümüşüz. Ülke olarak batmışız. Ekonomi olarak perişanız. Herkesten para dileniyoruz. Amerika bize fırça çekiyor, sesimiz çıkmıyor. Radikal İslamcı gruplarla o kol kola ne güzel Suriye'de, Libya'da bilmem nerede. Bu nasıl bir şey? İşte bu nasıl bir şey ya? Böyle olunca da yüksek perdeden konuşuyorsunuz ama ne yaptırımınız var, ne bir eyleminiz var, ne bir müdahaleniz var. Yapamıyorsunuz. O da görüldü zaten işe yaramadığını son seçimlerde. Evet. Son seçimlerde niye CHP dediler ya CHP 25. Niye CHP %37-38 aldı? Kaldı ki benim kişisel görüşüm bu. Ki zaten yapılan araştırmada onu gösteriyor. Seçime katılma oranı 85'in civarına çıksaydı o oran en azından 45'i bulurdu. Çünkü gitmeyenlerin ezici çoğunluğu, sandığa gitmeyenlerin ezici çoğunluğu maalesef muhalif geçinen saçma sapan davranışlarını gösteren insanlardır. Kaldık biz seninle her programda ne diyorduk? Lütfen sandığa gidin dedik. Ama maalesef bazıları, hatta ben gırgır geçiyordum ya, ya diyordum beni sevenler gitsin diye. Gitmeyenler yurtsever değildir. Bak, bunu kusura bakmayın şimdiden size söylüyorum. Gitmeyenler yurtsever değildir. Ülkeni seviyorsan sahip çıkacaksın. Sahip çıkacaksın, senin al tüfek al bomba demiyoruz sana. Oy kullan diyoruz arkadaş, oy kullan. Sonra da en çok onlar konuşurlar. Evet, sonradan en çok onlar artistlik yaparlar. Konuşurlar biraz nazikçe oldu. Artistlik yaparlar. Gidin sandığa, ülkene sahip çıkın. Sahip çıksaydın bugün CHP çok birçok yerde birçok, yani Hatay olayında olduğu gibi. Hüsnü, o konuda Hatay da ayrıştık. Yani bazı konularda ayrıştık. Yani mesela Türkiye'de herkesin ortak meselesi olması gereken pek çok şey AKP'nin mesela kendi sorunuymuş gibi. İşte Filistin meselesi yani Türkiye'nin değil de sanki AKP'nin sorunuymuş gibi görülüyor Türkiye'de iktidar tarafından. Buna benzer pek çok konu var mesela. Ya kendilerini ayrı bir yerde tutuyorlar. Yani o yüzden de vatandaş ayrıştı. Herkes bir tarafta. Aynı görüşle birleşemiyoruz. Yurt sevgisinde zaten, bile. Aynen yurt sevgisi işte. Önemli olan son söylediğin iki kelime. Yani biz oturup da ne Hamas'tır, ne Gazze'dir, ne bilmem Orta Doğu'dur, ne Afrika'dır, ne Asya'dır. Bütün son konuşmalarımızda seçim öncesi. Evet. Hep şuur gibi yapıyoruz. Kardeşim sen bu ülkeyi seviyor musun? Bu ülkede yaşamak istiyor musun? Yaşamaya devam edecek misin? Kendini seviyor musun? Çoluk çocuğunu, torununu seviyor musun? Havasını, suyunu, denizini, gölünü, ağacını, çiçeğini seviyor musun? Seviyorsan ya bir sorumluluk yüklenmen lazım. Evet. O bedavadan yaşamak yok. Sahip çıkacaksın ülkene. Nasıl sahip çıkacaksın? Gideceksin, oy kullanacaksın. O kadar. Yapacağın çok fazla bir şey de yok yani. O kadar. İkinci şartımız neydi? Seçilme şansı olmayan adaya ve partiye lütfen oy vermeyin. Boşa gidecek dedik. Nitekim işte Hatay olayında olduğu gibi. Evet. Yani sanki Hatay'daki olay olup biten her şeyin sorumlusu Lütfi Savaş. Lütfi Savaş bir belediye başkanı. Ya kardeşim deprem olduğunda iktidar havaalanını kapatmadı mı? Yardımların havaalanına inmesine izin vermedi mi? Sonra itiraf etmedi mi? Hatay örnek gösterdi. Bakın dedi, evet. Merkezi idareyle dedi, belediye
aynı partiden olmazsa işte Hatay gibi olur dedi. Bu söylenecek laf mı bu? Ya öncesinde Mansur Bey'in, Ekrem Bey'in, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Hoca'nın, İzmir Bey, Tunç Bey'in ve diğer CHP'li belediyelerin Hatay'a akın akın yardım gönderdiğinde yolunu kestiler. Evet. İktidar kesti. Şimdi bunun hesabını maalesef orada saçma sapan, saplantı bazı gruplar Lütfi Savaş'ın üzerine yüklemeye çalıştılar. Evet. Başta tip olmak üzere ve diğerleri. Şimdi Lütfi Savaş yanlış mı? Hatalı mı? %100 var bir sürü hatası. Oraya girmiyorum. Bu gayet normal. Şimdi dolayısıyla normal dedim yani var anlamında. Şimdi dolayısıyla bunu bahane ederek Lütfi Savaş aleyhinde bir algı operasyonu yapanlar yurtseverlik anlamında suç işlemişlerdir. Evet. Hatay biliyorsun en önemli hassas bölgelerden birisi. Orada bir sürü gerici, İslamcı, radikal İslamcı Suriyeli dolu. Evet. Yani bunu niye göz ardı ediyorsunuz ve onlara kim sahip çıkıyor? İktidar sahip çıkıyor. Lütfi Savaş sahip çıkmıyordu ki. Büyük olayı görmeden Lütfi Savaş'ın orada bir iki tane açıklaması var müteahhitlerle ilgili. Onu sen alıyorsun, getiriyorsun, millete baskı yapıyorsun. Lütfesi CHP'ye, Lütfi Savaş'a oy vermeyin dediler. Çok özel bir önem verilmiş bu mezarlıktakilerin oy kullanmaları. Yani çok önceden hazırlanmış bir takım şeyler. Tamam ben de onu söylemeye çalışıyorum. Göz göre göre yani bundan kimsenin haberi yok muydu? Onu demeye çalışıyorum. Yani sen Lütfi Savaş aleyhinde kampanya yürütenler o zaman bunun peşinde dost koşsaydın. Evet. Yani bunu önlemeye çalışsaydın. Sandıklara sahip çıksaydın oradaki arkadaşlar. Neredesiniz? Ve yalnız Hatay meselesi değil başka illerde de yani CHP'nin çok az farkla kaybettiği yerlerde de var. Katılma oranı bir %5 daha artsaydı görecekti. Harita neredeyse hepsi kırmızı olacak. Var öyle mesela Kırklareli de öyle mesela. Kırklareli de öyle. Çok düşük bir çok yer var. Şeyde Karadeniz'de de var. Orta Anadolu'da da var. Birçok yerde de var. En son işte Kütahya'daki tartışma. İşte dün noktalandı biliyorsun. Ki yani Kütahya çok çok önemli. Yani eski dönemde Adalet Partisi'nin sürekli kazandığı, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığını gösteremediği bir ildi. Afyon da öyle. Afyon'da hep sağ partiler kazanırdı. Ya düşünsene Malatya'da Veli Ağba'nın aldığı oy oranını düşünsene yani. Malatya gibi bir yerde bile. Çok önemli. Çok önemli. Veli yani Ağbaba'nın aldığı oy gerçekten mucize orada. Onu diyorum yani böyle bir o potansiyeli yakalamışken herkes için söylüyorum. Keza Aykut Erdoğdu'nun da Ümraniye'de aldığı oy çok... Aykut'un dedim doğru. İnanılmaz. Şimdi tek tek söylemeye gerek yok. Evet. Birçok yerde var. Çok yerde. Bunun da dediğim gibi tek sorumlusu, tek suçlusu o sahte yurtsever geçinenler, sahte muhalif geçinenlerdir. Evet. Umarım bu hatayı yaşarlarsa tabii o zamana kadar. Umarım bu şeyi yapılacak ilk genel seçimlerde, erken genel seçimlerde tekrarlamazlar. Onlar belki de zaten kaybedileceğini düşünüp neler söyleyeceklerinin hazırlığını yapıyorlardı. Yani işte artık denecek bir şey kalmıyor. Değil mi? Yemin ediyorum bazen var ya öyle tepem atıyor ki bu tiplere. Çok ben kızıyorum bu tiplere. Çünkü tarih affetmez. Yani bir ömürdür. 14 Mayıs seçimlerinde kaybedilen o seçim Türk halkının ve ulusunun ve devletinin ve milletinin 5 yılına mal oldu ya. 5 yıl 2028'e kadar. O işte Meral Hanım'ın giden 20 yılımız kalkıp, 20 yılda 100 yıla yakın geri gittik. İşte bir 5 yıl daha düşünsene. Kurumlar, kurallar ortadan kalktı. Her şey çürüdü. Vallahi ben en çok şeye takılıyorum. Bu var ya din adamları, geçinenler işte televizyonlarda, sosyal medyalarda. Hak, hukuk, kul hakkı falan diyenler değil mi? Sırf o değil ya. Yani adamların büyük bölümü abi kafayı üşütmüş. Resmen kafayı üşütmüş abi ya inanılmaz. Bir de onlara kızmıyorum biliyor musun? Onlar kafayı üşütmüş. Onda bir sorun yok da kasıtlı kasıtsız ayrıca da onları dinleyen o cemaate bayılıyorum. Böyle ağzı açık. Böyle abi böyle seyretmiyorlar mı? Ya diyorum ne yapıyorsun ya? Manyak mısınız? Nesiniz kardeşim? Ne oluyor size ya? Hangi çağda yaşıyorsunuz? Ya şunu tartıştılar ya. Filmde kafir rolü oynamak günah mıdır? Ya böyle bir şey nasıl tartışılır ya? Nasıl bir kafa bu? Neyse bu
Bu bir şey değil canım. Ya onu bırak, aklı başında, bak aklı başında, özellikle bu kelimeyi, aklı başında bazı insanlar bu saçma sapan, bu videolardan etkilenerek saçma sapan, sapıkça videolardan etkilenerek beni bir din otoritesi olarak kabul ederek beni arıyorlar, diyorlar ki hocam böyle böyle sen ne diyorsun? Hani seninle bir sefer konuştuk ya, ya bir tarikat mı kursak filan gibi. Evet, düşünsene, evet. Bu evet. Haldeyiz ya. Bu haldeyiz. Yani ben güzel de muska yazarım ha. Hala geç değil Hüsnü, hala geç değil. Bir düşünelim bunu ya seninle bir gün bir özel bir toplantıda. Yani. Bir oturup şeyde bir tane de şey buluruz. Her gün çıkarız bir Tele1'de. Dergah. Muska yazarız bilmem işte şey, rüya tefsiri yaparız filan, gayet güzel yani. Ve her şeyi de yapıyorlar. Her ya şeyi... neler yapıyorlar ya. Yani şimdi biz bunları anlatsak Rütük bizi kapatır. Vallahi ben şimdi anlatmak istemiyorum. Bir tanesinin bir taharet hikayesi var. O taharet hikayesini anlatmayalım. Ama çok insan görmüştür onu ya sosyal medyada. O hiçbir şey değil. Ne orucu ya bozar mı? Ya neler var, neler. Neler, akıl almaz şeyler. Akıl almaz. Akıl almaz. Her gün bir tane seyrettim. Dedim bu manyak mıdır nedir lan bu? Ruh hastası mı adam? Ne anlatıyor? Şimdi bakın bunların hepsi seçmen sonuçta baktığın zaman. Tabii seçmen. Ve bunları seçmen. Dinleyen seçmen de var. Yani bu bir ayrıştırma değil ama bu Türkiye'nin bir gerçeği değerli izleyiciler. Maalesef. Ben de onu diyorum. Bak Namık, bunlar seçmen. Tamam, vatandaş hakkı, seçmen olmakta haklı, hiçbir sorun yok. Ama karşı bunların karşısında olması gereken seçmen sandığa gitmedi. Sen bunlardan rahatsızsan seçmen olarak, seçmen seçmene karşı git oyunu kullan. O nasıl bütün tarikatı alıp götürüyor sandığa? Nasıl ki neydi adı, cübbeli çıkıyor, AKP'ye oy vermeyenler cehenneme gider, bilmem işte azap bilmem ne olur falan gibi açıklama yapıyor, mealen söylüyorum. Ya sen mi karar veriyorsun tabii, kimin gideceğini? Şirk adamın yaptığı işte, şirk. Bak gördün mü, bu en hafifi, başka şeye girmeyeceğim zaten, beni şikayet etmiş ona hakaret ettim diye, oralara girmeyeceğim. Şimdi düşünsene, bu nasıl bir şey ya? Evet. Sen, ben ve bizim gibi düşünen milyonlarca insan, sevgili dostlar, size söylüyorum. Sen bu ülkeyi, kendini, eşini, çoluğunu, çocuğunu, erkek ya da kadın, torununu, aileni, komşunu savunacaksan, bu garabetten kurtarmak istiyorsan ne yapacaksın? Evet. Oy kullanacaksın. Başka bir şey istemiyoruz senden ya. Evet. Ve gitmedin. Evet. Yani biliyorsun %5 civarında gitmedin. Şimdi tabii bir de Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Ben dün gösterdim burada gazeteleri, yandaş gazeteleri. Vakıfbank'ın bir reklamı vardı. Tam sayfa, arka sayfalarında tüm yandaş gazetelere verilmiş o reklam. Kim bilir kaç milyon...